Benim adım Lütfi Seymen. İstanbul doğumluyum ama çocukluğum Cider'e geçti. Sahaflık yapıyorum. 40 yıldan beri bu işi yapıyorum. Yani bir para kazanıyorsun tabii netice itibariyle. Her türlü işte para kazanıyorsun. Ama bu işten zengin olacak diye bir şey, bir kuralı yok açıkçası. Ama nedir işte evini alıyorsun. İyi kötü bir otomobilin oluyor ve geçiniyorsun. Arada bir yaz tatiline çıkıyorsun, geliyorsun. Ama daha çok kitap parası, yani yeniden alacağın mala gider para. Biriktirdiğin parayı da bir şekilde rezerve etmek zorundasın. Bu işten zengin olunmaz. Yani olanlar vardır belki ama ben yani bir de onun peşine düşmek gerekiyor. Yani işi sürekli 7/24 o işte bakmak gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. Benim derdim de aslında biraz zaman, yani zaman bana kalsın istiyorum. Valla sahaf kelimesi yani eskiden dediğine göre, bir de bizim öğrendiğimize göre Arapça suhuftan türemiş bir kelime. Suhufun çoğulu olduğu söyleniyor. Varak satan, yaprak satan adam manasında kullanılan bir şey. Hacı Muzaffer Uzak var. Sahaflar çağrısında Cerrahi Tarikatı'nın şeyhlerinden bir tanesi. O mesela ona sahaflık nedir diye sorulduğunda adamın verdiği cevap şu: ölülerin evinden kitap alıp ölecek olanlara satmak gibi bir cümle kuruyor mesela. Bizim yaptığımız iş biraz da bu. Yani işin matematiğinde, yani nekrofili demek istemiyorum ama bu var. Çünkü gerçekten de ölmüş insanların kitaplarını alıyorsun. Yani evden işte ya ailesi miras yoluyla ya karısı sıkılmış şey bir şekilde 15 günde bir sene içerisinde kitaplar bir şekilde şeye düşer, sahafa düşer. Sahafa düşmeyen arabaya düşer ama sonuçta o dönüşüm hep bir şekilde kendini tekrarlar yani. Ben Selim Altıntaç. Bu işi 30 yıldır yapıyorum. Nedir abisiniz? Şimdi eskicilik, eski kitap, metal parçalar. Buradan toplamak. Bunları alıp satıyoruz arabada. Biz Moda'daki evlerden alıyoruz. Kadıköy'deki evlerden bir para karşılığı alıyoruz. Sade kitap veya tabak, çanak, ıvır zıvır ne varsa toptan bir pazarlık ediyoruz. Veya kitaplara ayrıca bir pazarlık ediyoruz. Alıyoruz, sonra arabada değerlendiriyoruz. Kitapçılara veriyoruz, sahaflara veriyoruz. İşte. Yani 50 liraya aldık mesela, 100 liraya satıyoruz. Lütfü abi bu işin profesörü yani. Kitaptan çok iyi anlar. Değerini de verir Lütfü abi yani. Daha çok o eski Osmanlıca falan kitaplardan iyi anlar. O tür şeyler çıktığı zaman getiriyoruz Lütfü abiyi. Hakkı neyse veriyor. Bunlar. Ne bileyim sen söyle. Ben okumayı erken öğrenmiş bir çocuğum. Yani benim annem vekil öğretmenlik yapmıştı. Ben mesela 4,5-5 yaşındayken hatırlıyorum. Annem bana neyi söylemezdi. Pardiyanlar okurdu. Yani orta mektep 2. sınıftayken falan. Cide'de Deli Sabri namında bir gazetecilik yapmış ve Halk Partisi'ne ve Demokrat Parti'ye ve Adalet Partisi'ne muhalefette bulunmuş bir adamın kütüphanesi bizim evimize girdi. Onun karısı Naciye teyze Vaniköylüydü. Annem benim Beykozluydu. Sonra Naciye teyze babamı da tanıyordu tabii ki. Ya İhsan böyle böyle sen bu kitapları al, senin çocuk da meraklı, sen de meraklısın. Bunlar ziyan olup gidecek, ben bunu çaya atmak da istemiyorum deyip bizim evimize 2000 kitap girdi. Benim serüvenim bence o 2000 kitapla başladı. Onların iyileri bir şekilde bir kütüphane yaptırıldı. Kestane ağacından o kütüphanenin içerisine konuldu. İşte çok işe yaramaz diye adeden dergi mergi aksamı da kilerin üzerinde raflar vardı ve o raflara yerleştirildi. Ben de boş zamanlarımı o odada geçirmeye başladım. Kendime bir tane ağaçtan merdiven yapmıştım. Kıçım acımasın diye merdivene minder koyardım. Minderin üzerinde işte seksüoloji yılına baktığım da olmuştur. Resimli hikayeler kitabına baktığım da olmuştur. Anlasam anlamasam da bin bir hadiste karıştırdığım da olmuştur. Böyle böyle büyüdük ve ben o merak bende hep sürdü. Sonradan ne oldu? Sonradan işte lise hayatı başladı, üniversite hayatı başladı. Vahan Usta'yı tanıdım. Galatasaray Lisesi'nin orada kitap sattığını gördüm. Onun müşterisi oldum. Akşamları gidip bir iki bardak çay içip ondan bir şeyler bulup, okuyacağım şeyleri bulup daha doğrusu. Biraz sodyayım, biraz böyle tarih kitapları, şunlar bunlar falan. Sonra bir işsiz kaldım ben, bir işsiz dönemim oldu. O işsiz dönemde bu işi yapmaya akıl ettim. Ya Vahan yaptıktan sonra ben haydi haydi yaparım deyip hurdacılara dolaşmaya başladım. Kurtuluş'un, Şişli'nin bir takım hurdacılarına vakıf oldum. Onlara uğrayıp oradan işte anladığım kadarıyla yaşadım. Çünkü er yordamıyla biliyorsun işi. Anladığım kadarıyla bir takım kitaplara sahip oldum. Onlara bir kısmını kendime tezgah açtım Osman Bey'de, Tayyarcı Fehmi Sokak'ta. Orada satmaya başladım. Çok iyi olduğunu, para edeceğini düşündüğüm şeyleri sahaflar çarşısında Halil abinin ustası vardı, Pala Hasan.
ya Hasan abiye götürürdüm. Ya böyle çok Osmanlıca falan bir şey çıktığında Aslan Kaynardağ'a götürürdüm. Öğrencilik boyunca geçimimi ona sattım. Kendi sattığım kitaplarla falan sağladım yani. 74-80 arası Şişli tarafında, 80 sonrasında da Kadıköy'de 82'ye kadar ben kaldırım kitapçılığı yaptım. Sonra 82'den sonra dükkanlaştım, vergi ödemeye bilmem neye başladım. E şimdi Babil Lütfü olsun, şey olsun, Bahtiyar olsun ondan sonra. Üsküdar'da Bayram Koçu var mesela, Kırkambar Sağaf, o olsun. Bunların hepsi kaldırım kitapçılığından gelme. Bir iki yıl kadar da vergi dairesinde falan memurluk yaptım. İşte vergi dairesinden ayrıldıktan sonra Kafkas Pazarı'nda küçük bir vitrin vardı. O vitrini tuttum. Bir sene sonra da büyükçe bir dükkan boşaldı. Bir berber dükkanı da orası. Oraya geçtim. Orada birkaç sene kaldım. Sonra bir arkadaşımız vardı Emel diyerekten. Benim yan komşum, dükkan komşum. Ayrıca biz onunla Cide'den tanışıyorduk. Cide'de öğretmenlik yapmıştı. O bu Akmar Pazarı'nı keşfetmiş ve Akmar Pazarı'nda boş dükkanlar olduğunu söyledi. Neyse geldik beraber baktık. Niyazi Bey diye bir sahibi vardı. Onunla konuşuldu. 150 bin lira kira istiyorlardı dükkan başına. Çok büyük paraydı. Yani yukarıda 35 bin lira verirken 150 bin liraya ben önce gelmek istemedim. Ama hemen biz buraya çarşı yaparız, bilmem ne yaparız, antikacı toplarız, kendimiz geliriz, başka kitapları toplarız deyince aklıma yattı. Cesaret de geldi aslında. Ben ilk geldiğimde bu dükkanı tuttum. Ondan sonra aradan biraz zaman geçince bu dükkan da devredildi. İki dükkanı birleştirdim. Burada 86'dan 94'e kadar çalıştım. Ama pazarın kurulmasındaki şey, Emel diye bir arkadaşımız vardı. Onunla birlikte biz iki dükkan tuttuk. Niyazi Bey'le, pazarın sahibiyle konuşuldu. Dedi ki, pazarı bize bırak, biz burayı antikacı ve kitapçı doldururuz denildi. Niyazi Bey'in aklı kesmedi. Bu tarafta, bu sol tarafta kapalı gördüm dükkanları. Çoğu konfeksiyoncuydu. İç çamaşırları falan satıyorlardı. Sonra burası yavaş yavaş şeye başlayınca, kitapçı ve antikacı olmaya başlayınca konfeksiyonlar birer birer devredip yerlerine kitapçı ve antikacı geldi. Bu pasaj olduğu gibi boydan boya iki tarafı birden antikacı ve kitapçı çarşısıydı. O yüzden Akbar'ın adı çok duyuldu. İnsanlar buraya cumartesi günleri, pazar günleri gelip kitap almaya, koleksiyonlarını tamamlamaya, avlanmaya geliyorlardı yani. Hakikaten popüler bir çarşı oldu. İstanbul'da duyuldu, dışarıdan müşteri... Kimdi müşterilerin abi? Kim hatırladın? Valla sadece benim değil, hemen herkesin müşterisi vardı. Kimler vardı? Yani Rahmi Bey gelirdi mesela, Rahmi Koç gelirdi, Ömer Koç gelirdi. Sabancı'nın bir takım şeyleri vardı, alıcıları vardı. Onlar gelip oradan alışveriş yaparlardı. Ayşegül Nadir'in bir ekibi vardı. Onun için antika toplayan, yazma kitap toplayan, mal toplayan, resim toplayan insanlar vardı. Bizim iş biraz şey işidir, av ve avcı işidir. Yani kitap toplamak bir avcılığa benzer. Yani ava çıktığında elin boşta dönersin. Atıyorum 2-3 ördek ya da birkaç tavşanla döndüğünde olur. Öyle baktığımda mesela cumartesi günleri, pazar günleri Akmaş şarjısı o avcılardan kaynardı. Abi ne haber? Eyvallah, hoş geldin. Hoş bulduk. Epey uzun zamandır kitap topluyorum. Yani bir 30 yıldır falan bilinçli olarak kitap topladığımı söyleyebilirim. Benim için sahaf sadece kitap aldığım bir yer değildir. Sahaftan ben aynı zamanda ilgilendiğim konuyla birlikte hem kitabı hem de o konuyla ilgili yol haritasını alırım. Çünkü bir sahaf, gerçek bir sahaf, sizin ilgilendiğiniz, araştırmasını yaptığınız konuyla ilgili hem kitap verir, hem de size o konuyla ilgili başka ne bulunabileceğini, nereden, hangi kaynakları edinebileceğinize ilişkin bilgi de verir. Lütfü abi de bunlardan biri ve İstanbul'da az sayıda bu konuda bilgi edinebileceğiniz, ilişki kurduğunuz zaman yol alabileceğiniz, çalıştığınız konuyla ilgili size rehberlik yapabilecek sahaftan biridir. Lütfü Seymen'i diğer sahaflardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bu konuda bibliografya konusunda 25 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiği Müteferrika dergisi. 93'ün başında ben bunu gündeme getirdim. Şimdi cumartesi yaran dediğimiz insanlar Akmaş Çarşısı'na girip cumartesi günleri benim dükkanda oturuyorlardı. Çay kahve içiyorduk işte. Nezir oluyordu. Yani işte kurabiyeydi, şuydu buydu falan. Onlar bir yandan da işte Evliya Çelebi'ydi, şuydu buydu falan konuşuluyordu. Derken fikri ortaya atınca hepsi tuttu. Destek olacaklarını söylediler. Ben de o destek üzerine bir şekilde işe başladım. İşte 93'ün Eylül'ünde galiba. Eylül'de ilk sayıyı bastık. Ki o sayı 160 sayfadır. Yani 10 formalık bir sayıdır. İlk çıkan sayı. Ondan sonra da devam etti. Yani 93'ten bu yana şimdi 59'u hazırlıyorum. Kitap toplayıcısının sayısı geçmişte oranla, bizim bu işe başladığımız zamanlara oranla bile az bence.
Çünkü genç kuşaktan yetişen, kitap toplamı akıl eden, ne bileyim ben, eskiden 300 kişi varsa, 500 kişi varsa, şimdi bu 30'a falan düşmüş durumda yani. Yani müşteriden de biliyorum, toplayıcıdan da biliyorum. Evet, şiir kitapları topluyorlar mesela. Meraklı şiir yazmak isteyen çocuklar, edebiyattan hoşlanan çocuklar ilk baskı şiir kitaplarının peşine düşüyorlar. Ama piyasa öyle bir hale geldi ki onların bütçeleri o kitapları almaya yetmiyor. Dolayısıyla o parası olanların alabileceği bir şey haline geldi. Yani şimdi kalkıp da Orhan Veli'nin ilk baskı bir şiir kitabına 3000 lira verecek bir öğrenci yok yani. Ya da 2000 lira verecek bir öğrenci yok açıkçası yani. Bir kere sevmediğim adamla ilişki kurmam her şeyden evvel. Müşteri de seçerim. Anlatabildim mi? Bak sana bir tane yazı buldum. Heh. Mehmet Ergün'ün bir yazısı. İnsan doğa ilişkilerinin halk takvimine yansıması. Yeni Adımlar Dergisi 1973 Mayıs sayı 5. Mesela ben bu Mayıs'ın halk takvimindeki adının Gülhan olduğunu ilk defa bu yazıda mesela, görüyorum. Mesela. Yani hiçbir kaynakta görmemiştim. Bir seferinde bir mimar Antalya'da bir yerde bir ev yapıyormuş. O geldi, her şeyi almaya kalktı. Ondan sonra matematik kitabının yanında jeoloji kitabı, jeoloji kitabının yanında atıyorum 5 ciltlik bir kitabın 2 cildini bilmem neyi. Yani kel alaka şeyleri bir araya getirip almaya kalktı. Ben dedim ya adam yani bunları görecek, birbirine alakası olmadığı şey yapacak. Abi dedi biz dekor için alıyoruz zaten dedi. 12 Eylül darbesinden sonra kapitalizm gömlek değiştirdi ve level atladı. Öyle olunca da Taşlı'dan gelen bir takım zenginler, şuradan gelen bir takım insanlar ister sonradan görmeden, ister başka bir şey söyle. Adını nasıl koyarsan koy ama bunlar bir burjuva olmanın yolunu, o zenginliği, ekonomik zenginliği biraz da kültürel zenginlikle bağdaştırmak istedikleri için kendilerine İşlerine bir işte kütüphane kuranlar da var. Onu da ayırmak gerekiyor ama bir kısmı her şeyi toplamaya başladı. Yeşil sermayenin büyümesiyle beraber bu yazma kitaba döndü. Kur'an-ı Kerim'di, Delail-i Hayrat'tı, Şifa-i Şerif tercümeleriydi. Ona benzer kitaplardı. Bazen divandı ya da Osmanlıca elde yazısıyla yazılmış başka şeylerdi. Hattı mesela. Ondan da öyle şeyler toplamaya başladılar. Peşinden bir şey furyası çıktı. Berat toplama furyası çıktı. Yani herkes Abdülhamit'in soyundan geliyormuş gibi davranıp evinde Abdülhamit'in Tuğralı ve bir yere bir tayin emri, bir bilmem nereye, bir bilmem ne alakası şeyleri evlerine asmaya başladılar. Paşa resimleri toplamaya başlayanlar çıktı. Yani dedem bu, babam bu demek için mi yapıyorlar, nasıl yapıyorlarsa. Kitap koleksiyonu yapan insanlar evlerine kitapları bazen gizli gizli sokarlar. Mesela bir tanesinde Netaş'ta çalışan bir arkadaşımız vardı, bizim devamlı müşterimizdi. Geldiğinde bizden bir İstanbul asıyorsa aldı ve bir dünya para ödedi adam. Biz dedik yani al bunları pakette götür bilmem ne yap falan filan. Yok abi dedi ya alamam götüremem niye? Karım kızar dedi. Ne olacak? Ben bunları dedi, haftada birer tane birer tane dedi. Gazetenin arasında başka bir şeyin arasında dedi. Eve sokarım dedi. Ve gerçekten de birkaç hafta sürdü onları bizden alıp da evine götürmesi. Seyfettin Özege diye bir merhum var. Bankacı galiba doğru hatırlıyorsam. O mesela eski hafta süreli yayınlar kataloğu diye bir şey hazırladı. Kendi sağlığında. 500 tane bastırabildi kendi parasıyla. Şimdi orada 27 bin, 26 bine yakın kitap var. Yani Osmanlıcı'da 1726'dan şimdi 1928'e kadar müteferrikadan harf inkılabına kadar basılmış kitapların sayısı 26-27 bin civarında. Hani Seyfettin Bey'in görmediği kitaplar olduğunu varsayalım ya da eksik gedik olduğunu 2000-3000 kitap daha eklersin. Bizde matbaanın kuruluş tarihi olarak İbrahim Müteferrika baz alınıyor. Ama 1493'te Yahudiler İspanya'dan buraya sürülüp geldikleri zaman da matbaalarla beraber gelmişler. 1493'te Yahudilerin bastığı kitaplar var. Hem İstanbul'da hem İzmir'de hem başka yerlerde. Sonra Rum matbaaları var. Başka matbaalar var. Yani Türklerden evvel matbaayı kullanan bir takım azınlık diyebileceğimiz cemaatler var. Yani dini kitap basmakla birlikte Rum harfleriyle Türkçe basılmış kitaplar var. Bunlar da mesela sayılırsa belki bu sayı 35 bine 40 bine falan çıkar yani o dönemde basılan kitaplar için. Koleksiyoncular arasında mesela gizli bir yarış da vardır. Bir şey sözünü edildiğinde yani çok da şahit olmuşuzdur. Bir şey sözlerinde iyi bir kitaptan bahsedildiğinde diyelim mesela Evliya Çelebi'nin takımından bahsedildiğinde yahut da müteferrika baskısı bir cehennemadan bahsedildiğinde orada bu bende var demek kadar başka bir cümle çıkmaz ortaya. Çünkü adama gurur verici bir şey. Kütüphanesinin ne kadar iyi olduğunu o göstergelerinden bir tanesi de odur mesela. İki türlü sahaf var. Bir gerçekten sahaf olan insanlar var. Hem konuya vakıf hem kendini eğitmiş insanlar var. Bir de ikinci el kitap satıp onları sahafiye kitap satıyorum diye addedip kendilerini dükkan tabelalarına sahaf diye yazmış insanlar var. Temelde bu ikinci el kitapçılarla sahafını ayırmak gerekiyor. Hepimiz kitap satıyoruz ama ben hayatım boyunca mesela Beyaz Dizi satmadım. Hayatım boyunca Barbara Kartal romanı satmadım. Çünkü onları ben sahafiye addetmedim için dükkanda bile bulundurmaya tenezzül bile etmedim. Yani bunu marifetmiş diye söylemiyorum. Bunu tercih diye söylüyorum.
Halil Bingöl mesela, işi bilenlerden bir tanesidir. Nevdet ve arkadaşım ve yani hem de çok iyi bir sahaftır. Yani başkaları Türk Halibris var, Bahtiyar sahaf var, ondan sonra Lütfü var mesela, Ufak Lütfü diye adlıdır o da. Ben Sakallı Lütfü'yüm, o Ufak Lütfü. O mesela konuya vakıf. Asuman var yukarıda konuya vakıf. Yeni yetişenlerden Alican var mesela. Bunlar yani 7/24 kitap düşünen, kitap okuyan, belki rüyasında bile kitap görüyor yani. Öyle yaşayan insanlar. Çünkü sahaflık gerçekten bir yandan da okumayı gerektiren bir iş. Bu sorudan bir soru vardı mesela. Abi sahaflık ölecek mi? Hani hep sahaflık ölecek mi? İşte internet ortamı çıktı, kitap ortamı çıktı, bilmem ne çıktı. Şu oldu, bu oldu. Sahaflık ölecek mi? Öyle geliyor insanlara. Yok be kardeşim. Niye? Kitap basıldığı süre içerisinde, mevatlı bir şey olduğu süre içerisinde, kitaba basarken kağıt kullandığı süre içerisinde, bana sorsan ölmez. Niye ölmez? Yani biz de kitap satan insanlar olduğumuz için ölmez. Yeter ki kitaplar basılsın.